Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzda Lenovo G510 bilgisayarımıza RAM takacağız. Bunun için öncelikle size bilgisayarımızın RAM'ini nasıl öğrenebiliriz onu göstereceğim. Onun için şurada görmüş olduğunuz CPU-Z adlı uygulama var. Bu uygulamayı çalıştırıyoruz. Yani önce uygulamayı kuruyoruz. Ben uygulamayla alakalı linki aşağı açıklama kısmına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu şekilde bir ekranımız açılıyor ve bilgisayarımızla alakalı bütün bilgileri hemen hemen görebiliyoruz burada. Burada memory kısmına tıkladığımızda laptopumuzun RAM'inin hangi tipte olduğunu görebiliyoruz. Bizim laptopumuz DDR3 destekliyor. Şu anki üzerindeki ise 4 GB'lık orijinal kendi RAM'i. Biz bunu ilaveten bir RAM daha takacağız. Şurada CPD dediğimiz ekranda böyle slotlarımızı görüyorsunuz. 4 tane. Ama bizim bilgisayarımızda 2 RAM slotu var. O yüzden şöyle hangisinde geçerli olduğunu bakalım. Evet, slot 3'te görünüyor RAM'imiz. DDR3 ile 4 GB'lık bir RAM'imiz. PC3 12800 maksimum bandwidth dediği ve RAM'imizin desteklediği voltaj arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi. Bunun için özellikle burayı buradan bakmaya tercih ettim. 1.35 voltluk bir voltaj destekliyor bilgisayarımız. Fakat ben arka kapağı söktüğümde RAM slotunun üstünde 1.5 voltluk bir yazı gördüm. Daha sonra RAM alacağım yerle iletişime geçerek de tam detaylı bir bilgi öğrendim. Arka kapaktaki yazının hatalı olduğunu, Intel'in 4. nesil işlemcileri, i5 4. nesil işlemcisinin 1.35 voltluk RAM desteklediğini söyledi bana. Ve şu anda da elimde, birazdan normal kameraya da geçeceğim montaj için. Orada göstereceğim sizlere. Bu şekilde buradan DDR3 ve 1.35'lik RAM desteklediğini görebiliriz arkadaşlar. Şu anda bilgisayarımız 4 GB RAM ile çalışıyor. Şu şekilde şuradan özellikler dediğimiz zaman burada da görebiliyorsunuz. Takılı RAM 4 GB'lık. Şimdi arkadaşlar biz montaj işlemine geçelim. Orada da detayları sırasıyla anlatayım sizlere. Evet arkadaşlar, şu anda montaj işlemine geçtim. Öncelikle size aldığım RAM'i göstermek istiyorum. Kingston marka bir RAM. Şu şekilde KVR16LS11/8. LS 1.35 olduğunu gösteriyor. 1.35 voltla çalıştığını gösteriyordu sanırım. Yanlış bilmiyorsam. 8 GB'lık bir RAM arkadaşlar. Şurada da göründüğü gibi PC3 ile 12800. Biraz önce bilgisayarımızda CPU-Z uygulamasında da gördüğümüz değerler burada da aynı şekilde görünüyor arkadaşlar. Şu şekilde RAM'imizin oturduğu şekilde çıkartabiliyoruz ve RAM kapta takılı duruyor. Şöyle tam net değil ama şurada küçük bir yazıyla 1.35 volt olduğu yazıyor arkadaşlar. Şimdi RAM'imiz şöyle kenara koyuyorum ve bilgisayarımızın arka kapağını sökmemiz gerekiyor. RAM şu kapağın altında. G510'larda hemen söktüğünüz zaman görebiliyorsunuz RAM slotlarını. Bu tabi bilgisayardan bilgisayara, markadan markaya göre değişkenlik gösterebilir. Bunun bilgisini vereyim. Sökebilmemiz için bataryanın hemen altında şu kısımda iki tane şöyle, birisi burada, birisi burada, iki tane yıldız vidamız var. Bu şekilde önce bu vidalarımızı sökmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, vidalarımızı söktük.
Şu anda kapak hareket ediyor zaten. Şu şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle ileri doğru, yani bataryanın giriş kısmı bize baktığında ileri doğru ittiğimizde kapak hareket ediyor. Şu şekilde şu ayakları kurtuluyor. Kapağımızı söktükten sonra arkadaşlar şöyle hemen bilgisayarımıza şuraya alayım. Ve hemen şurada RAM slotlarımızı görebiliyorsunuz. Üstünde 4 GB'lık bir RAM takılı. Üstünde 4 GB'lık RAM takılı arkadaşlar. Şu şekilde kenarlarından yerleri var. Şöyle attırdığımız zaman gördüğünüz gibi bu şekilde çıkartabiliyoruz. Bu RAM'imizi de kullanacağız. İlaveten yeni aldığımız RAM'i de kullanacağız arkadaşlar. Şimdi ben bu RAM'i yerine şu şekilde burada hemen şöyle göstereyim. Zaten üstündeki noktalardan da belli. Hemen gördüğünüz gibi şurada bir çentik var. Belli oluyor zaten. O kısma gelecek şekilde RAM'imizde de şurada görmüş olduğunuz çentiği denk getiriyoruz. Şu şekilde şöyle dik oturtuyoruz. Yani hafif açı vererek. Daha sonra bastırdığımız zaman RAM yerine oturuyor. Şu diğer RAM'imizi de üste takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bunu hafif yanlardan esnetmemiz gerekiyor. Aşağısı kadar direkt oturmuyor bu. Evet. RAM'imizi, diğer ikinci RAM'imizi de oturttum. Şimdi arkadaşlar açalım bilgisayarımızı ve RAM'imize kontrol edelim. Evet arkadaşlar, montajı tamamladık. Biraz önce ben ilk oturttuğumda şu ikinci 4 GB'lık, yani orijinal RAM'imizi üste tam oturtamamışım. O yüzden sistemi açtığımda 8 GB'ı gördüm. Ve sonradan tekrar montaja geldiğimde söktüm ve şu kısma, şuradaki çentik kısmına RAM'in çentiğinin tam oturduğunu gördükten sonra bastırdığımda zaten direkt oturduk diye. İlk başta montajda biraz o yüzden zorlanmış olabilirim. Şu anda iki RAM'imiz de takılı. Gördüğünüz gibi ikisi de. Işıktan dolayı biraz şey yapıyor olabilir. Şöyle göstereyim. İki RAM'imiz de takılı. Ve sistemi kontrol ettim arkadaşlar. 12 GB olarak gözüküyor RAM'imiz. Şimdi kapak montajına geçelim. İlk başta sökmüş olduğumuz bilgisayarımızın arka kapağını tekrardan takmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için şu şekilde bilgisayarımı döndüreyim ve bataryamın olduğu kısmı sökmem gerekiyor. Açtığım için tekrar takmıştım. Daha sonra kapağımızı şu şekilde şurada vidanın olduğu yerde şöyle göstereyim. Şöyle tam gösterirsin. Şurada vida yerlerinin geldiği kısımda şuralarda boşluklar var. Bunları ikisini oraya oturttuğum zaman kapak oturuyor. Ve daha sonra ilk başta sökmüş olduğum bu buradaki iki tane vidayı takmam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben bunları takayım. Tekrardan sistemi size açıp göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayarımızı tekrardan açıyoruz. Bilgisayarı daha önceden de eğer izleyenler varsa kanalımızı SSD takmıştık arkadaşlar. 240 GB'lık bir SSD takmıştım. Açılması gayet hızlı. Yaklaşık 9-10 saniye içerisinde, yani bu şifre ekranı olmasa masa üstünü görebiliyoruz. Evet, şu anda
RAM kontrolümüzü tekrardan yapalım. Şuradan görev yöneticisine tıklıyoruz. Şöyle size ekran daha net göstereyim. Görev yöneticisinde arkadaşlar şurada performansa tıkladığımız zaman bellek kısmı şurada sol taraftan da bellek kısmını seçtiğimizde belleğimizi görebiliyoruz. Şöyle göstereyim. 12 GB DDR3 RAM olduğunu gösteriyor bilgisayarımızda. Orası 8 iken, 8 GB iken şuradaki kullanılan alan %20 idi. Ve 4'ü de görünce toplam 12 olduğu zaman şu anda %13'lük gibi oldukça düşük bir kullanıma sahip arkadaşlar bilgisayarımız. Şuradan tekrardan CPU-Z uygulamasına girelim. Oradan da hangi slotta göründüğünü görebiliriz. Buradan şu anda toplamını gösteriyor bize. 12 GB DDR3 olarak gösteriyor. SPD'ye tıkladığımızda evet slot 1'de 4 GB'lık RAM'imiz gözüküyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Slot 1'de 4 GB'lık RAM'imiz gösteriyor. PC3 12800 MHz olarak. Diğeri de evet slot 4-3'te gösteriyor. Pardon. Kingston'un 8 GB'lık RAM'i. Bu şurada MHz kısmında arkadaşlar burada bunda da 800 yazıyor ama RAM'imiz aslında 1600 MHz ile çalışıyor. O ikisinde de 800 yazıyor. Bu şekilde 1.35 olarak görünüyor. Evet şuradan bilgisayar özelliklerimize de bakalım. Oradan da görmüş oluruz. Evet gördüğünüz gibi burada da 12 GB olarak gözüküyor. Öğrendiğiniz zaman arkadaşlar yani bilgisayarınızın neyi desteklediğini öğrendiğiniz zaman çok bir zor kısmı yok. Şurada hemen görev yöneticisinde görüyorsunuz hızı 1600 MHz olarak burada gösteriyor. Öğrendiğinizde dediğim gibi hangi DDR kaç olduğunu ve kaç voltluk bir desteklediğini bilgisayarınızın çalışma voltajını öğrendiğiniz zaman bu şekilde kolayca montajını yapabilirsiniz. 4 GB açıkçası az geliyordu bana oyunlarda vesaire programlar kullanırken. Biraz kasmalar donmalar oluyordu. Onun için yükseltme yaptım. Bakalım inşallah bir faydası olur. Video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.